Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman değerlik elektron sayısı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birinci öncümüze baktığımızda atomların katman elektron dizilimindeki son katmanda bulunan elektron sayısı da doğru bir ifade arkadaşlar. Örneğin flor atom numarası 9'dur 2 7 şeklinde yazdığımızda florun değerlik elektron sayısı 7'dir. İkinci öncülümüze baktığımızda elementlerin kimyasal tepkimelerinde etkilidir. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Elementlerin kimyasal tepkimelerinde değerlik elektron sayıları rol oynar. Dolayısıyla iyonik ya da kovalent bileşikte değerlik elektron sayıları kullanılacaktır. Üçüncü öncülümüze baktığımızda Lewis elektron nokta sembolünde yalnızca bu elektronlar yer alır. Bu da doğru bir ifadedir. Örneğin florun levis Lewis elektron nokta sembolünü yazacak olursak 7 tane elektronu florun sembolünün etrafına sırasıyla önce birer birer sonra da ikiye tamamlayacak şekilde yazıyoruz. Dolayısıyla bu florun Lewis elektron nokta sembolü olacaktır. Yani cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği olacaktır. Aşağıda belirtilen atomlardan hangisinin Lewis elektron nokta gösterimi hatalıdır? Bildiğiniz gibi Lewis yapıları yazılırken elementin sembolü etrafına değerlik elektron sayısı kadar nokta konulur arkadaşlar. Bu noktalar sembolün dört tarafına önce teker teker yerleştirilir. Dörtten fazla değerlik elektron olması durumunda noktalar ikişerde olacak şekilde eşleştirilmesi gerekir. Aşkına baktığımızda hidrojen demiş. Hidrojenin katman elektron dizilimini yazdığımızda bir, bir şeklinde yazarız ve değerlik elektron sayısı 1'dir. Dolayısıyla hidrojenin sembolünün etrafına bir tane nokta koyuyoruz. Lewis nokta gösterimi doğru bir şekilde yazılmış. Helyum arkadaşlar bir soy gazdır. Soy gazlarda dikkat ediyoruz. Helyumun katman elektron dizimini yazdığımızda değerlik elektron sayısının 2 olduğunu görürüz. Ancak bu iki elektronu yan yana yazmak durumundayız. Çünkü helyumun bu iki elektronu kimseyle bağ yapmayacaktır. Dolayısıyla doğrudur. Berilyum'a baktığımızda berilyumun atom numarası 4'tür. 2 2 şeklinde değerli katman elektron dizilimi yazdığımızda değerli elektron sayısı 2'dir. Bu iki elektronu element sembolünün etrafına bu şekilde yazmamız doğru olacaktır. Karbona baktığımızda karbonun atom numarası 6'dır. 2 4 şeklinde katman elektron dizilimi yazdığımızda değerli elektron sayısı 4'tür. Element sembolünün etrafına bu 4 elektronu sırayla birer birer ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Dolayısıyla bu gösterim doğrudur. E şıkkına baktığımızda azot atom numarası 7'dir. 2, 5 şeklinde yazarız. Bu 5 elektronu element sembolünün etrafına önce birer birer 1, 2, 3, 4 sonra da 2'ye tamamlayacak şekilde yerleştiriyoruz. Gösterime baktığımızda 2, 2 şeklindedir. E, bu köşeye herhangi bir elektron gelmemişti. Dolayısıyla bu gösterim yanlıştır. Cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci periyot 6A grubu elementi olan X'in Eksi 2 yüklü iyonunun Lewis elektron nokta yapısı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Öncelikle biz X'in ikinci periyot 6A grubunda yer aldığını biliyoruz. 6A grubunda yer aldığına göre değerlik elektron sayısı 6'dır arkadaşlar. X'in Lewis yapısına baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elektron olduğunu görürüz etrafında. Bizden eksi 2 yüklü iyonunun Lewis yapısını istemiş. Yani 2 elektron daha yazacağız arkadaşlar. 1, 2 ve kendisini soy gaz elektron düzenine tamamlamış oldu. 2 elektron aldığı için dışarıdan da eksi 2 yükle yüklenmiş olacaktır. Baktığımız zaman bu gösterim C şıkkında mevcuttur. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı olacaktır diyoruz. Aşağıdaki atom ve iyonlardan hangisinin karşısında verilen Lewis elektron nokta yapısı hatalıdır? A şıkkına baktığımızda sodyum iyonu demiş. Öncelikle sodyum için baktığımızda 2, 8, 1 şeklinde elektron dizilimini yazarız. Sodyum bir metaldir arkadaşlar. Bu bir elektronu vermek isteyecektir. Ve kendisine en yakın soy gaz elektron düzenine ulaşacak. Ve oktetini tamamlayacaktır. Baktığımızda bu bir elektronu verdiğinde Sodyum artı iyonuna dönüşür. Metallerin etrafına nokta yazılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla ee, A şıkkı doğrudur. B şıkkına baktığımızda Borun atom numarası 5'tir. 2, 3 şeklinde yazarız. 3 tane değerlik elektron olduğu için etrafına 3 tane nokta şeklinde yazmak doğru olarak gösterilecektir. Azota baktığımızda azotun arkadaşlar atom numarası 7'dir. 2, 5 şeklinde yazarız ve bir ametaldir. 3 tane elektron alarak kendisine en yakın soygaz elektron düzenine benzemek isteyecektir. Normalde 5 tane elektronu varken etrafında 3 elektron daha aldığında kendisini soygaz elektron düzenine tamamlayacak. 3 elektron aldığı için de eksi 3 ile yüklenecektir. Dolayısıyla C şıkkı da doğrudur. Hidrojene baktığımızda hidrojenin atom numarası 1'dir. Ve etrafında bir tane elektron vardır. Kendisine en yakın soygaza benzemek için bir elektron daha alacaktır. Bir elektron daha aldığında eksi bir yük ile yüklenecektir. Burada ise bir elektron aldığında artı bir yük ile yüklenmiş. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Fosfora baktığımızda fosforun atom numarası 15'tir. 2, 8, 5 şeklinde yazdığımızda değerli elektron sayısı 5'tir arkadaşlar. Yani fosforun etrafında 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta olmalıdır. Dolayısıyla bu gösterim doğru olacaktır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Aynı periyotta bulunan X, Y ve Z ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İlk bilgiye baktığımızda X katman elektron dizilimi şeklindedir arkadaşlar. Yani X'in 2A grubunda olduğunu biliyorum. Aynı zamanda X'in ikinci periyot elementi olduğunu biliyorum. Demek ki X, Y ve Z ikinci periyot elementi olacaktır. Y'ye baktığımda eksi 1 yüklü iyonu Z ile aynı elektron dizilimine sahiptir demiş. Z'ye baktığımızda da doğada atomik yapılı bulunan bir gazdır. Atomik yapılı bulunan gazlar soy gazlardır arkadaşlar. Yani Z'nin Lewis yapısı şeklinde olacaktır. Y'nin Lewis yapısı ise eksi 1 yüklü iyonunun Lewis yapısı Z ile aynı olacağına göre Y'nin de etrafında 8 elektron olacak ancak Z'den farklı olarak eksi 1 yüke sahip olacaktır. Şimdi birinci öncülde demiş ki x artı 2 yonunun deviz elektron nokta gösterimi şeklindedir demiş. Hemen bakalım x bir metaldir arkadaşlar ve bu iki elektronu vererek kendisine en yakın soygaz elektron düzenine benzemek ister. Ancak Lewis yapısını yazarken bu iki elektronu verdiğinde artı 2 yükle yüklenir. Metallerde Lewis yapısını yazarken arkadaşlar noktayla gösterilmez. Dolayısıyla Lewis yapısı bu şekilde gösterilmesi gerekirdi. Yani birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüze baktığımızda Y-1 ile Z atomunun Lewis elektron nokta gösterimleri aynıdır. Hayır. Z'nin Lewis elektron nokta gösterimi bu şekilde olurken Y'nin elektron gösterimi parantez içerisinde ve dışarısında eksi bir yük ile gösterilmesi gerekir. Yani birbirinden farklıdır. Z atomunun Lewis elektron nokta gösterimi şeklindedir demiş. Baktığımızda arkadaşlar Z'nin gösterimi şeklinde olacaktır. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği olacaktır. Xn iyonunun Lewis elektron nokta gösterimi şeklindedir. Buna göre X'in atom numarası yukarıdakilerden hangileri olabilir? Bildiğiniz gibi bir atomun son katmandaki elektron sayısını 2'ye tamamlayarak helyumun soy gaz elektron dizimine ulaşmasına dublet kuralı denir. Burada da dublet kuralını görüyoruz arkadaşlar. Burada gösterilmek istenen aslında helyumun Lewis yapısıdır. Baktığımız zaman X'in atom numarası 1 olduğunda bu yapıya ulaşabilir mi? Hemen bakalım. X'in katman elektron dizilimini yazdığımızda son katmanda bir elektron vardır. Lewis yapısını yazdığımızda da bir nokta şeklinde yazarız. E burada iki nokta olduğuna göre dışarıdan bir elektron alması gerekir. Dışarıdan bir elektron aldığında da eksi bir yük ile yüklenecektir. Baktığımızda bu şekle benziyor arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncül olabilir. İkinci öncülümüze baktığımızda atom numarası 3 demiş. Bu da Y olsun. Atom numarası 3 ise katman elektron dizilimini yazdığımızda 2 1 şeklinde yazarız. İkinci periyot 1A grubunda yer alır. Yani bu bir metaldir arkadaşlar. Ve Lewis yapısını yazdığımızda da bir nokta şeklinde yazarız. Bildiğiniz gibi metaller elektron vererek kendilerine en yakın soygaz elektron düzenine benzemek isterler. Bu Y de bir elektronu vererek kendisine helyum elektron düzenine benzetmek isteyecek. Ancak Y bir elektronu verdiğinde etrafına iki nokta şeklinde yazmayacağız arkadaşlar. Bir elektron verdiği için artı bir şeklinde yazmamız gerekir. Dolayısıyla bu gösterime benzememektedir. İkinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncüle baktığımızda atom numarası 9 demiş. Bu da Z olsun. 2 7 şeklinde katman elektron dizilimini yazdığımızda Z'nin etrafında 7 tane nokta yazmamız gerekiyor. Son katmanda 7 elektron olduğu için. Z'nin kararlı yapıya yani soygaz elektron düzenine ulaşması için bir elektrona ihtiyacı var. Bu bir elektronu aldığında soygaz elektron düzenine ulaşır. Bir elektron aldığı için de eksi bir yük ile yüklenecektir. Dolayısıyla bu gösterime benzememektedir. Bu oktete tamamlamıştır. Dolayısıyla üçüncü öncül de yanlıştır. Cevabımız yalnız bir olabilir diyoruz. Aşağıda Lewis nokta sembolleri verilen taneciklerin ait olduğu atomlardan hangisinin metal, ametal, soy gaz sınıflandırılması yanlış yapılmıştır. Bildiğiniz gibi Lewis yapısı bir element sembolü ile son katman yani değerlik elektronlarının sayısını gösteren noktalardan oluşur arkadaşlar. Bir atom son katmanındaki elektron sayısını 2'ye tamamlayarak helyumun soy gaz elektron düzenine ulaşmak ister. Buna dublet kuralı denir. Ya da son katmanındaki elektron sayısını 8'e tamamlayarak diğer soy gazların elektron düzenine ulaşmak ister. Buna da oktet kuralı denir arkadaşlar. Baktığımızda X burada 2 tane elektronunu vermiş ve soy gazın elektron düzenine ulaşmış. Elektron verenler metallerdir. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. B şıkkının Lewis yapısına baktığımızda arkadaşlar sembolünün etrafında 8 tane elektron olduğunu görüyoruz ve elektron alışverişinin olmadığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi soy gazların son katmanında 8 elektron bulundu. Dolayısıyla B soy gaz olacaktır. Doğru. C şıkkına baktığımızda Z-1 iyonu ametal demiş. Bildiğiniz gibi metaller bileşik oluştururken elektron verirken artı yük ile yüklenir. Ametallerde bileşik oluştururken elektron olarak eksi yük ile yüklenecektir. Burada Z soy gaz elektronun düzenine ulaşmak için yani etrafında 8 elektron olmak için dışarıdan 1 elektron almış. 1 elektron aldığı için bu bir ametal olacaktır. Doğru. D şıkkına baktığımızda T'nin etrafında 2 elektron var. Yani dublet kuralına uymuş. Ancak dublet kuralına uyarken arkadaşlar bir tane elektron almış. Bu kim olabilir? Hangi element olabilir derseniz hidrojen olabilir. Hidrojenin Lewis yapısına baktığımızda etrafında bir nokta vardır. Dışarıdan bir elektron aldığında iki nokta olacaktır. Ve böylece duplet kuralına uyacaktır. Ee, bir tane elektron aldığı için de eksi bir yük ile yüklenecektir. Dolayısıyla buranın soy gaz değil ametal olması gerekir. Soy gaz olması için bu iyonun olmaması gerekirdi. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. E şıkkına baktığımızda Q... iki elektron olarak kendisini soy gaz elektronun Lewis yapısına benzetmiş. Bu iki elektronu almadan önce etrafında arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elektron vardı. 2 elektron aldığında dışarıdan 2 elektron aldığı için eksi 2 yükte yüklendi. Dolayısıyla bu bir ametaldir. Doğrudur diyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. A grubu elementleri olan X, Y ve Z'nin Aynı soy gaz elektron düzenine sahip Lewis elektron nokta yapıları sırasıyla şeklindedir. Buna göre X, Y ve Z'nin atom numaralarının artı sırası hangi seçenekte doğru verilmişti? Yani atom numaralarını küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor arkadaşlar. Bize çok önemli bir bilgi vermiş. Demiş ki aynı soy gaz elektron düzenine sahip. Örneğin hepsi 2 8 soy gaz elektron düzenine sahip olsun. Bu durumda hepsinin elektron sayısı 10 olacaktır. Yani X artı Y'nin 10 elektronu vardır bir tane elektron vermiştir. İkisini topladığımızda proton sayısı 11 olacaktır. Yani atom numarası 11'dir. Aynı işlemi Y için yaptığımızda arkadaşlar yine elektron sayısı 10'dur. 3 tane elektron almıştır. 10 ile eksi 3'ü topladığımızda atom numarası 7 olacaktır. Aynı işlemi Z için yapıyoruz. 10 tane elektronu vardır. 10 ile eksi 1'i topluyoruz ve 9 proton sayısını yani atom numarasını buluyoruz. Atom numaralarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda Y en küçüktür. Daha sonra arkadaşlar z en büyük olan da x şeklinde olacaktır yani b seçeneği yzx doğru cevap olacaktır. X en iyonu ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X atomu ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğru olabilir demiş. Bize verilen bilgilere baktığımızda florür ile aynı elektron düzenine sahiptir demiş. Flürür'e baktığımızda arkadaşlar flürürün 10 elektronu olduğunu görürüz. Dolayısıyla Xn iyonunda yonunda 10 elektronu olması gerekir. İkinci bilgide nötr hali katı ve sıvı hali elektrik akımı iletir demiş. Bu metaller için geçerlidir. Demek ki X bir metaldir arkadaşlar. X atomu ile ilgili demiş. Atom numarası 8 olabilir. Hemen bakalım. Atom numarası 8 olursa periyodik tabloda ikinci periyot 6A grubunda yer alır. Dolayısıyla 6A grubunda yer aldığı için bir A metaldir. A metal olamayacağı için birinci öncülü yanlış kabul ediyoruz. İkinci öncülümüze baktığımızda x'in atom numarası 11 olabilir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Katman elektron dizilimini yazdığımızda 2, 8, 1 şeklinde yazarız. Üçüncü periyot bir A grubundaki bir metaldir. Dolayısıyla olabilir. Elektron sayısı 10 olabilir mi? Hemen bakalım. E, x x gaz elektron düzenine ulaşmak için buradaki bir tane elektronu verdiğinde ne olacaktır? Artı bir 1 yük yüklenecek ve elektron sayısı da 10 olacaktır. Bu da doğrudur. Lewis gösterimine baktığımızda x'in Lewis gösterimini yazmak istiyorsak katman elektron sayısındaki elektron kadar nokta koymamız lazım. Bir tane elektron olduğu için bir tane nokta koyuyorum. Dolayısıyla ikinci öncül olabilir diyoruz. Üçüncü öncülümüze baktığımızda atom numarası 12 demiş. 2, 8, 2 şeklinde yazdığımızda 2A grubunda yer aldığını görüyoruz. 2A grubunda yer aldığı için bir metaldir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci bilgiye uyuyor. Elektron sayısı 10 olacak. Baktığımızda X bu iki elektronu vererek kendisine en yakın soy gaz elektron düzenine benzemek isteyecek. Dolayısıyla burası da artı 2 yükle yüklenecektir. Yani en artı 2 değerini aldığında elektron sayısı 10 olabilir. Lewis yapısına da baktığımızda değerlik elektron sayısı 2 olduğu için 2 tane ne yapacağım arkadaşlar? Noktayı yazacağım. Baktığımda Lewis yapısı da doğru şekilde gösterilmiş. Dolayısıyla 2 ve 3 yani D seçeneği olabilir diyoruz. periyodik sistemin A grubunda bulunan X element atomunun artı 3 yüklü iyonunun Lewis elektron nokta gösterimi şeklindedir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi X artı 3 şeklinde bir gösterim varsa bu kesinlikle metaldir arkadaşlar. Çünkü metallerin Lewis gösteriminde nokta gösterilmez. Sadece yük gösterilir. Burada 3 tane elektron verilip kendisine en yakın soygaz elektron düzenine oktete ya da duplete tamamlamıştır. Dolayısıyla X'in 3A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. 3A grubunda olduğu için toprak metal grubu elementidir. Doğrudur. İkinci öncülümüze baktığımızda atom numarası 13'tür demiş. E 13 olabilir arkadaşlar. 2, 8, 3 şeklinde yazdığımızda 3A grubunda yer alacaktır. Atom numarası 5 de olabilir x'in. Bakalım 2, 3 şeklinde yazdığımızda yine 3A grubunda yer alır. Bizden kesinlik istediği için ikinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncülümüze baktığımızda x artı 3 iyonu soygaz elektron düzenindedir. Evet X bu 3 elektronu vererek kendisine en yakın soygaz elektron düzenine dönüşecektir. Üçüncü öncül de kesinlikle doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. 3 katmanlı elektron dizilimine sahip olan Xn iyonunun Lewis elektron nokta gösterimi şeklindedir. X elementi A grubu elementi olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi buradaki arkadaşlar en sayısı negatif bir değer olmak zorunda. Çünkü Elektron verildiği zaman yani pozitif değer olduğu zaman Lewis gösterimi bu şekilde olmayacaktır. Elektron alındığı zaman Lewis gösterimi bu şekilde olacaktır. Bu durumda X'in ametal olduğunu söyleyebiliriz. Birinci öncülde n eşittir eksi 2 ise X'in proton sayısı 16'tır. X'in proton sayısı 16 olduğunda katman elektron dizilimini yazdığımızda 2 8 6 şeklinde yazacağız. Gördüğünüz gibi 3 katmanlı. Zaten soruda da bize söylemişti. X'in nötr haldeyken Lewis yapısı 1 2 3 4 5 6 şeklinde olacaktır. Dışarıdan 2 elektron aldığında yani n -2 olduğunda Lewis gösterimi bu şekilde olacaktır. Gördüğü gibi aynı Lewis gösterimine benziyor. Dolayısıyla birinci öncü olabilir diyoruz. İkinci öncümüze baktığımızda X elementi 4. periyot 2A grubu, 2A grubu olduğunda metal olacaktır. Yani o 2 elektronu vererek kendisine en yakın soygaz elektron düzenine ulaşacaktır. Burada n pozitif bir değerdir. Ancak n'in negatif değer olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ikinci ihtimal mümkün değildir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda x 5a grubu elementi olabilir. Olabilir arkadaşlar. Örneğin 3. periyot 5a grubundaki bir element olsun. Bu elementin Lewis yapısını yazdığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta koyarız. 3 tane elektron aldığında etrafında 8 elektron olacaktır. Ve 3-3 yük ile yüklenecektir. Bize verilen öncüldeki Lewis nokta gösterimine benzemektedir. Dolayısıyla üçüncü ihtimalde mümkündür. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Aşağıda X, Y 1 ve Z artı iki taneciklerinin Lewis elektron nokta yapıları sırasıyla şeklindedir. Buna göre X, Y ve Z ile ilgili yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur demiş. X'in Lewis gösterimine baktığımızda arkadaşlar değerlik elektron sayılarının yan yana olduğunu görüyoruz. Bu helyumun Lewis nokta gösterimidir. Çünkü helyum bir soy gazdır ve bu değerlik elektronları yan yana yazılması bunun kararlı olduğunu gösterir. Y'nin Lewis yapısına baktığımızda Y'nin bir elektron olarak kendisini oktede tamamladığını görüyoruz. Yani 8 elektronu tamamladığını görüyoruz. Demek ki arkadaşlar Y normalde 7A grubunda yer almaktadır. 7 tane değerlik elektron sayısı vardır. Şöyle 7 tane yazalım. Kararlı olmak için bir tane daha elektronu aldığı için de eksi bir yük ile gösterilmiştir. Dolayısıyla Y'nin 7A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Z'nin Lewis yapısına baktığımızda artı 2 yük şeklinde gösterilmiş. Bildiğiniz gibi metallerin Lewis yapısında nokta gösterilmez. kararlı olmak için kaç tane elektron verdilerse verdiği elektron yük olarak yazılır. Burada Z iki tane verdiğine göre Z'nin de 2A grubundaki bir metal olduğunu söyleyebiliriz. Birinci öncülde X soy gazdır demiş. Evet X helyumdur soy gazdır doğrudur. İkinci öncülde Y birleşiklerinde yalnızca eksi 1 değerli kalır demiş. Şimdi ben Y'nin 7A grubunda olduğunu biliyorum. 7A grubundaki flor birleşiklerinde sadece eksi 1 değerli kalır. Ancak 7A grubundaki diğer elementler klor, brom ve iot farklı değerlikler alabilir. Dolayısıyla ikinci öncül kesinlik belirtmez. Üçüncü öncülümüze baktığımızda Z, üçüncü periyot 2A grubu elementidir demiş. Arkadaşlar ben periyot hakkında herhangi bir bilgi sahibi değilim. Dolayısıyla 3. periyot olduğunu söyleyemem. 2. periyot elementi de olabilir. 3. periyot da olabilir. dördüncü periyot da olabilir. Dolayısıyla kesinlik belirtemeyiz. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olacaktır.